süpürüyorsun. Yerleri süpürüyor arkadaşlar. Tipe bak. Tipe bak. Günaydın. Herkese merhaba. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Bugün böyle bir vlog başlatmak istedim. Şimdi daha yeni uyandım. Kuzey'e mamasını içirdim. Mutfağı toparlıyorum. Hayır Kuzey. Evet, mutfağımız da misler gibi oldu. Ne yapıyorsun anneciğim ya? Gel. Hadi gel görsünler nasıl yürüyor Kuzey. Hadi gel. Aferin sana. Aferin sana. Maşallah. 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 Ya gidiyor artık. Hop düştü. Evet, şimdi şu yağdanlıklarımı da dolduracağım ama öncesinde şunları da bir sileceğim. Aşırı kötü olmuşlar. Evet, bu 5 yumurta Emre'nin. Şurada benim tabağım var. Kahvaltıyı hazırlıyorum şu anda. Kuzey de benimle birlikte yiyor bazen. Labnemiz. Şu Kirin'in labnesi çok güzel arkadaşlar. A101'den almıştım. Bunun tadını çok beğendim. Bu çocuk hala aynı yerde. Şaka şaka, bayağı bir gezdi dolandı. Yine buraya geldi. Süpürüyor yerleri şu anda. Şimdi ben de 2 tane yumurta kıracağım. Kuzey ile birlikte yiyeceğiz. O zaman bize afiyet olsun. Hemen masaya taşıyacağım bunları. Daha sonra da arkadaşlar süpürge yapmam gerekiyor. Birlikte süpürge yaparız. Hadi bye. Ekmeğin nerede? Ekmeğimiz burada. Ekmeksiz asla. Labne. Ekmeğini sürelim mi labne? Bak burayı sürelim mi? Ay sürdük. Mam yap, ham yap. Ham ham yap. Evet. Aferin sana Kuzey. Bakın bakın kimler uyanmış. Kimler uyanmış? Kimler uyanmış? Kuzey'in tam alnından bir şey ısırmış ya da sivilce çıkmış anlamadım. Çocuk. Çocuk.
Ebebek'ten bu şekilde ahşap yapbozlar aldım. Böyle Kuzey bunları çok seviyor. Hem deniz hayvanları var hem de meyveler var. Daha da sayılar falan vardı. Onları da daha sonralar alacağım. Şimdilik bunları gözü aşina olsun diye aldım. Bayağı da oynuyor. Bunların hepsini takıyoruz. Sonra kendi şöyle çıkarmaya çalışıyor. Tekrar böyle koyuyor falan. Bunlar da güzel. Tavsiyemdir. Bir tane de hepsi buradadan şöyle bir telefon aldım. Bunu çok seviyor Kuzey. Ama pembe rengini aldım. Mavi yoktu ya da ben göremedim. Bilmiyorum. Şu şekilde açıyorsunuz. Şöyle bir sürü şey var. Sesini açıp yükseltip kapatabiliyorsunuz. Çok seviyor bunu. Daha sonra böyle müzikler. Gülşen bile var yani. Yöresel. Şöyle fotoğraf çekiliyor. Alo de. Alo de. Alo. Bunu kulağına koyuyor arkadaşlar. Alo diyormuş babasına. Alo. Alo. Lokomatiği çok hassas, hemen basılıyor yani, çok güzel. Bunu çok beğendim. Fiyatı da çok uygun arkadaşlar. 50 TL falan olması gerekiyor. Şu direksiyonun fiyatı 34 TL'ydi. Şunların tanesi 34 civarıydı. Yine hepsi burada da şu şekilde legolar aldım. Bunlarla çok çok güzel oynuyoruz akşamları. Böyle bildiğiniz takmaya çalışıyor arkadaşlar benden gördüğün için. Şöyle takamıyor ama takmaya çalışıyor sonuç olarak. Ben ilk etapta 33'lü almıştım bu legoları. Daha da var şuralarda. 33'lü almıştım ama 33'lü gerçekten hiçbir şey yapmaya yetmiyor. Akşamları Emre ve ben de bir şeyler yapıyoruz bunlarla ama yetmiyor. Şimdi 50 50 55'li falan olması lazım. Onlardan da alacağım yine aynı serisini. Bu da çok güzel yani. Şununla şunu hepsi buradan aldım. Şunları Ebebek'ten aldım. Ebebek'ten yine Baby Walk ayakkabısı vardı. Bu reklamlarda falan çıkan ayakkabı var ya arkadaşlar. Bundan aldım. Ama orada denediğimde çorap vardı ayağında. Galiba bir tık büyük aldım bir numara kadar. Ama sorun etmedim. Evde gayet giyiyor bunları. Bunları ev için aldım arkadaşlar. Bunlar sandığım kadarıyla ortopedik değil ama çok çok yumuşak. Hani yalın ayak basıyormuş gibi. Ortopedi ayakkabısı da alacağım tam yürüdüğü zaman dışarıda yürüsün falan diye. O şekilde alışverişimiz bu kadardı. Bunları da 2 gün 3 gün önce mi ne aldık. Ama sizlere tabii göstermeyi akıl edemedim. Bunlar çok güzel oynuyor gerçekten. Bir saat falan oynar şuradaki oyuncaklarla. Aslında böyle hepsini birden koymak iyi değil ama çocuk hepsini oynuyor yani. Niye koymayayım ki? Şu da bardavaz kutusundan gelmişti. Bununla da oynuyoruz. O kutuda üyeliğimi iptal etmiştim ben. Az önce aradılar. Hatta %50 indirim sağladılar. 1 yaş kutusu için. Onu belki alabilirim. Size de vloglarda içinde gösterebilirim. 200 TL'den 100 TL'ye falan düşüyor çünkü. Bir bakayım içeriğinde neler var. Beğenirsem alacağım gibi. Bu arada ben niye kendimi göstermiyorum ya? Ben de duşa girdim Kuzey uyurken. Diyet videom vardı. Onu yükledim arkadaşlar. Daha sonra da birazcık böyle makyaj yapıp kendime geldim. Birazdan da Kuzey ile birlikte ablamlara gideceğiz. Teyzemler falan gelecekmiş oraya. 2 haftada bir falan görüşüyoruz, buluşuyoruz. Daha doğrusu bayağıdır buluşmuyorduk. Şimdi başladık tekrardan görüşmelere. Şöyle çok sesleniyorum. Öyle yani arkadaşlar. Günlerimiz böyle geçiyor. Yine Trendyol'dan aldığım bir sürü şey var. Onlar da geldiğinde sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Bu arada 3 tane kitap almıştım geçen gün arkadaşlar. Onları size göstereceğim. Şurada biri. Evet, yatak odasına geldim. Çünkü genelde kitaplarımı yatmadan önce okuyabiliyorum. Yani anca o zaman fırsatım oluyor. Şöyle Trendyol'da 3 al 2 öde vardı. Ben de ne zamandır kitap okumaya başlamak istiyordum. Ben çok seviyorum kitap okumayı.
İlk önce şunu okudum. Veronica ölmek istiyor arkadaşlar. Bunu bitirdim. Yaklaşık bir haftada falan bitirebildim. Tabii ki bir solukta bitirilecek bir kitap mı bilmiyorum. Tartışılır. Biraz ağır ilerliyor anlatılmak istenilen şey bence. Ama güzel bir kitap. Şimdi şuna başladım. Normal insanlar. Hatta buna daha dün mü başladım? Evet, dün başladım buna. Daha 28 sayfa falan okumuşum. Her akşam böyle en olmadı bir 20 sayfa okuyup yatıyorum. Bu biraz hızlı biter gibime geliyor. Biraz heyecanlı, güzel bir kitap çünkü. Zaten bunların üçünü de yorumlara bakarak aldım arkadaşlar. Herkes yorumlarda önerdiği için. Bu bir roman zaten. Bu güzel gibi. İlk başta biraz sarmadı gibi ama sonrası heyecanlı gidiyor. Şu yine aynı yazarın kitabı. Bunu da merak ediyorum. Bunda da galiba bir yasak aşk, bir sadakatsizlik söz konusu. Bunu da okuyacağım. Hatta bunu da bir solukta bitirdiğini söyleyenler var. Bu arada böyle bir ayna da aldım Trendyol'dan. Bunların hiçbirini gösteremedim size. O kadar çok kargom geldi ki hiçbir şekilde fırsata dönüştüremedim yani. Çünkü çocukla çok zor oluyor ya. Bu arada böyle lambalarımız var bizim. Bunları da Trendyol'dan aldık. Bir Emre'nin başucunda, bir benim. Bunlar pille çalışıyor arkadaşlar. Mesela kitap okuyacağım zaman şuna basıyorum bu şekilde. O kadar aydınlatıyor ki odayı. Yani kitap okumak için çok çok yeterli. Şu benim para kumbaram. Yine bu da Trendyol'dan. Buna aslında daha çizemediğim çok sayı var burada. Hep unutuyorum. Emre de atıyor, ben de atıyorum. Bayağı bir olmuştur ama bunları çizmişim en son. Daha da çizememişim. Evet. Bu şekildeydi benim anlatabileceklerim. Bu arada bu odanın şeklini de değiştirmek istiyorum. Çünkü bu ayna çok ışık görmeyen bir yere geldi. Yine sanırım bu dolabı buraya alacağım. Bu aynayı karşıya alacağım. Bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Bakalım. Bu arada Kuzey'le odaları ayırdığımızdan beri kitap okumaya başladım. Güzel uyku getiriyor, hem de daha iyi oluyor bence. Bilinç altında da kalıyor okuduğun şeyler. Kuzey yan odada yatıyor işte. Bak, kitapları açamayacağım. Normalde burada Kuzey'in beşiği vardı ama ayırmamız çok çok iyi oldu. Bizim sesimize falan uyanıyordu çünkü. Herhangi bir yatak gıcır gıcır ettiğinde falan. O şekilde. Bu arada robot süpürge arayışındayım. Hani bu kendi kendine temizleyenler var ya, çalıştırıyorsun, bütün evi geziyor falan. Onlardan alacağım arkadaşlar. Çocukluğa anneler için bence mükemmel bir şey. Ben daha yeni keşfettim onu. Yani görüyordum sürekli de almak istememiştim o zamanlar. Ama şu an anlıyorum onun değerini, kıymetini. Evden çıkarken çalıştırırım, süpürür her yeri diye düşünüyorum. Günlük zaten her gün çalıştırırım onu. Çünkü bildiğiniz gibi çocuklu bir ev. Bye bye yap. Bye bye. Şimdi işte onun arayışındayım. Eğer bildiğiniz, güzel tavsiye edebileceğiniz robot süpürgeler varsa yorumlara bekliyorum. Araştırıyorum şu an. Xiaomi'ninkini çok beğendim araştırmalarıma göre. Bakalım. Zaten sizlere de yine çekeceğim. Nasıl işlerini falan göstereceğim. Şimdilik bunları böyle atacağım içine de süpürge yapacağım. Evden öyle çıkıyorum arkadaşlar. Sonra zor oluyor ya. İşte ben koyuyorum. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne burada? Şu
Prizler oradan. Emre diyecekler, prizi aşağı alacak. Çocuğunu düşünmüyor mu çocuk alacak? Onu da düşündüm. Kapaklı aldım prizi. Çocuklar bir zaman sonra kapaklıları da açıyor canım. Onu da düşündüm. Bir zaman sonra Kuzey'i gönder. Hayır. Yoruldum. Evet, süpürgemiz bitti. Sadece salonu süpürdüm güzel bir şekilde. İçi tertemizdi arkadaşlar. Gördünüz ne kadar dolmuş. Şöyle göstereyim. Bunun sebebi şey, bir haftadır falan bunun yeni filtre aldırdım. İçindeki filtreyi yeni aldırdım arkadaşlar. Eskisi hiç iyi çekmiyordu bu arada. Yeni filtreyi takınca aynı ilk günkü gibi oldu arkadaş. Sağ olsun. İşte hatta yedek 2-3 tane aldırdım Emre'ye. Çünkü filtresi çok çabuk şey oluyor. Yıkadığınız zaman falan nemli kaldığında aşırı hemen deforme oluyor yani. Ben de şu an yeni filtreyle yaptım. Gerçekten eskisi gibi güzel çekti. Yani bence nereden baksanız 3 ayda bir falan filtre yenilerseniz makine uzun ömürlü gider. Bu arada filtresi de 50 TL'ymiş. Emre aldı Bornova'da bir yerde. Bunun kendi servisinden aldı. Ay o şekilde çok terledim şu anda. Kuzey süpürgeyi çok seviyor arkadaşlar. Süpürge yaparken sürekli her yerde benimle. Evet anneciğim, sen ileride anneye yardım edeceksin değil mi? Evet. Annesinin aşkısı ya. O oyuncakları da şöyle bir toparladım. Zaten onlar birazdan dağılır büyük ihtimalle çıkmazsak evden. Hadi yürü anneciğim. Hadi bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Aferin. Evet arkadaşlar, ben eve geldim. Orada çok fazla çekmedim. Hatta hiç çekmedim diyebilirim. Gelirken birine uğradım. Bir Veniş'indeki çıkarıcısını aldım. Uygun fiyatlıydı galiba. Şöyle 3-4 tane armut aldım Kuzey'e. Armut seviyor. Bir de şöyle benim de uzun çorap vardı böyle kışlık. Şu gözüme tatlı geldi. Bunu aldım. Bir de ben yokken eve kargom geldi. Alt kata geldi. Böyle tripodumuzu koyalım. Benim bir tripodum var artık. Bir trench coat arkadaşlar. Bu çok çok uygun fiyatlıydı. Ben de eğer dedim beğenmezsem iade yaparım. Şu şekilde elime kumaşı güzel geliyor. Şu an tabii kırışık ama sizi aynaya çevireyim. Şöyle aynadan bir görün. Bu da çok kırışık. Kusura bakmayın. Şöyle ceketleri, düğmeleri ilikli. Bu böyle tam mevsimlik. Hani tarz ceketler olur ya. Altına spor ayakkabılar falan. Rengini beğendim. Rengi güzel. Tabii kumaşından kaynaklı bir kırışık şu anda, ütülenmesi gerek. Eğer bakayım beğenirsem. Arkadaşlar beğenmedim yani, o hayal ettiğim gibi durmadı. Kumaşını çok şey buldum. Zaten şöyle bağlamam da. Keşke böyle keten kumaş olsaydı. Yani çok böyle anlatamıyorum da. Beğenmedim. Sanki bir olmadı yani. İade vereceğim. 176 TL falan bunun fiyatı bu arada. Mankende çok güzel duruyor. İşte hep yanıldığımız yerler, noktalar bunlar zaten. Neyse, iade olacak. Hiç beğenmedim. Herkes de çok beğenmiş yorumlarda.
Daha gelecek var kargom arkadaşlar. Bunu da size çekerim. Şimdi arkadaşlar benim böyle halımda bir leke oldu. Bu soğuk kahve lekesi. Gördüğünüz gibi halıda şöyle kahverengilikler kendi renkleri ama bu tamamıyla kahve lekesi. Şu vinişi deneyeceğim. Bakalım geçirecek mi? Olmazsa zaten yıkamaya vereceğim halıyı. Şu arkasıyla olacağım bakalım. Şöyle sıcak bir su yaptım. Sizi şöyle bırakayım. Şimdi bir kapatayım, bastıra bastıra sileceğim. Ay, bastıra bastıra sildim arkadaşlar ama yine bir koyuluk var ama öncekine göre daha az. Herhalde halı yıkamaya falan gittiğinde gider diye düşünüyorum. Çok çok az kaldı yani görüntüsü. O kadar da şu an sırıtmıyor. Eski hali daha çok sırıtıyordu. Şu an saatlerimiz 7'ye geliyor. Ben bu arada yemekte biraz geç kaldım bugün. Şu şekilde meyhane pilavı yaptım. Yanına mücver yaptım. Şimdi de şu kıymayı koyayım. Kıymalı patlıcan yemeği yapacağım. Biraz bol yapıyorum. Yarına da kalsın. Yarın yemeklerde olmasın. Kuzenin çok uykusu geldi bu arada. Sizlerle burada görüşürüz. Kapanışta herhalde makyajımı silerken yaparım. Bye bye. Bu Farmasi'nin makyaj mendili çok güzel arkadaşlar. Özellikle çay ağaçlı olan.